Eğer depresifsen geçmişte yaşıyorsun. Eğer kaygılıysan gelecekte yaşıyorsun. Eğer huzurluysan şu anı yaşıyorsun. Başkalarının ne düşündüğünü umursarsan her zaman onların tutsağı olursun. Sadece kendin olmaktan mutlu olduğunuzda, karşılaştırmadan veya rekabet etmeden herkes size saygı gösterecektir. Sadece 3 şey öğreteceğim. Basitlik, sabır ve merhamet. Bu üçü sizin en büyük hazinelerinizdir. Bir adama bir balık verirsen onu bir gün beslersin. Ona nasıl balık tutacağını öğretirsen, onu bir ömür boyu beslersin. Bilge adam, kendi hazinelerini biriktirmez. Başkalarına daha fazla verdiğinde, kendisi için daha fazlası olur. Gerçekten iyi bir kişi, iyiliği üzerinde durmaz. Bu nedenle iyi olabilir. Sahte iyilik sahibi bir kişi iyiliğini asla unutmaz. Bu nedenle iyiliği her zaman yanlıştır. Bin millik yolculuk tek bir adımla başlar. Başkalarını tanımak zekadır. Kendini tanımak ise gerçek bilgeliktir. Başkalarına hakim olmak güçlü olmaktır. Kendine hakim olmak ise gerçek güçtür. Zaman yaratılmış bir şeydir. Vaktim yok demek, istemiyorum demek gibidir. Kendine inanıyorsan, başkalarını ikna etmeye çalışmazsın. Kendinle barışıksan, başkalarının onayına ihtiyaç duymazsın. Kendini kabul edersen, bütün dünya seni kabul eder. Birisi tarafından derinlemesine sevilmeniz size güç verirken, birini derinlemesine sevmek size cesaret verir. Sahip olduklarınızla yetinin. Her şeyin olduğu gibi olmasından sevinç duyun. Eksik bir şey olmadığını fark ettiğinizde tüm dünya size ait olur. Dua acele etmez. Ancak her şey tamamlanır. Hayallerinizi ne ile suladığınıza dikkat edin. Onları endişe ve korkuyla sularsanız, hayalinizdeki yaşamı boğan yabani otlar üretirsiniz. Onları iyimserlikle ve çözümleri selamlayarak sulayın ve başarıyı yeşertin. Sözlerle yapılan iyilik özgüven yaratır. Düşünceyle yapılan iyilik derinlik yaratır. İyilik ve paylaşma sevgi yaratır. Sadece basitliği belirginleştir. Sadeliği benimse. Bencilliği azalt. Saf arzulara sahip ol. Başkalarını anlıyorsanız zekisiniz. Kendinizi anlıyorsanız aydınlanmışsınız. Başkalarını aşarsanız güçlüsünüz. Kendinizi aşarsanız kuvvetli olursunuz. Tatmin olmayı bilirseniz zenginsiniz. Beklenti olmadan hareket edin. Hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey yaparken meşgul olmaktan daha iyidir. Bir kişi kötü görünüyorsa onu reddetmeyin. Onu sözlerinizle uyandırın. Davranışlarınızla yükseltin. Onun iyiliğine iyilikle karşılık verin. Onu reddetmeyin. Kötülük reddedilir. Bilgi bir hazinedir. Ancak uygulama anahtarıdır.
Düşüncelerinizi izleyin, kelimelerinize dönüşürler. Kelimelerinizi izleyin, eylemlerinize dönüşürler. Eylemlerinizi izleyin, alışkanlıklarınıza dönüşürler. Alışkanlıklarınızı izleyin, karakterinize dönüşürler. Karakterinizi izleyin, kaderinize dönüşürler. Bir tırtılın son dediği şeyi dünya bir kelebek olarak adlandırır. İnsanlara getirilen yasalar arttıkça insanlar daha fakir hale gelir. Daha fazla yasa ve düzenlemeler olduğunda daha fazla hırsız ve haydut ortaya çıkar. Başarı, tehlikeli olduğu kadar başarısızlık da tehlikelidir. Umut, korku kadar boş bir şeydir. Sağlık en büyük sahipliktir. Memnuniyet en büyük hazinedir. Güven en büyük dosttur. Kasenizi ağzına kadar doldurursanız dökülür. Bıçağınızı bilemeye devam edin. Körelecektir. Yeterince sahip olduğunuzu bilmek, utançtan bağışık olmaktır. Ne zaman duracağını bilmek, tehlikelerden korunmaktır. Ancak bu şekilde uzun süre dayanabilirsiniz. Bazı durumlarda kazanmak için geri çekilmelisiniz ve bazen düşük bir konumun sizi kazanmaya yönlendirmesi gerekebilir. Bilge insan çaba sarf etmeden hareket eder ve sessiz örneklerle öğretir. Olayları geldiği gibi kabul eder. Sahip olmadan yaratır. Talep etmeden besler ve kredi almadan başarır. Kendisini sürekli unuttuğu için hiçbir zaman unutulmamıştır. İyi insanlar her zaman çok az arkadaşa sahiptir. Çünkü derinliği sayılarından ve kalitesi miktarından daha fazla değerlidir. Tüm zor şeyler kolaydan gelir ve büyük şeyler küçükten gelir. Kimseye ne yaptığınızı söylemeyin. Çünkü sessizlik gerçek niyetin gücünde yatar. Nehir sessizce akarken en derine iner. Yolculuğunuz hakkında az konuşun ve eylemleriniz yolunuzu göstersin. Eylemlerini haklı çıkaran bir adam saygı görmeyi hak etmez. Başarılarıyla övünen bir adamın değeri yoktur. Uzun süre yalnızsan, yakında yalnızlığı kabul edersin. Yalnız olmaktan korkuyorsanız, potansiyelinizi asla bilemezsiniz. Bir adam yalnızlığın üstesinden geldiyse, bu sessizlikte güç bulduğunun bir işaretidir. Burada gerçek anlayış çiçek açar. Bir sorun olmadan önce harekete geçin. Düzensizlik olmadan önce düzen getirin.